Arkadaşlar bugün patlıcanlı etli bulgur pilavı yapacağız. Önce patlıcanlarımı şöyle birazcık tuzlu suda soyup bekleteceğim. 3 tane patlıcan koyacağım. 2 bardak bulgura. Şöyle altında kalsın diye şunu koyacağım. Şu ağırlığı da üstüne koyacağım. Bir 15-20 dakika beklesin içinde. Bir tane kuru soğanı piyazlık doğruyorum. 3-4 tane sivri biber. Domatesi küp küp doğrayacağım. İçine koyacağımız et dışında malzemeler bunlar. Bir kaşık biber salçası ile domates salçası hazırlayacağım. Siyah suyunu döküyoruz. Sonra şunları sıkarak süzme kabına alıyorum. Patlıcanlarımızı kızartacağız. Onun için biraz şöyle sıvı yağ koyuyorum. Patlıcanlarımızı kızartmaya başlıyoruz. Havlu kağıtta da kuruladım. Kızaran patlıcanlarımızı kağıt havlu serdiğimiz kabımıza alıyoruz. 2 bardak bulgurumuzu yıkıyoruz. İki kaşık tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Kuşbaşı doğranmış etlerimizi ekliyoruz. Önce bunu kavuracağız. Etlerimizi biraz doğradığımız soğanımızı ekleyelim. Onunla da kavuracağım çünkü. Biberlerimizi de koyalım. Biber salçamızı, domates salçamızı ekliyorum. Birer kaşık. İki bardak bulgurumuzu ekliyoruz başlamada. Bununla da bir çimde miktarda tuzunu falan koyup tuz, pul biber, kırmızı tatlı toz biber ve karabiber var. Hepsini ekliyorum. Domateslerimiz var. Ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum yine. Pilav gibi çok kavurmaya gerek yok. Bir bardak donmuş et suyu, bir bardak da sıcak normal su koydum. Eti erinceye kadar bekleyeceğim. Ondan sonra altını kısacağım. Patlıcanları pişmeye yakın koyacağım. Pilav pişmeye yakın patlıcanlarını ekleyeceğim. Bu kadar. Kaynayınca altını kısacağım. Pilavımız iyice demlenmeden patlıcanlarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Bunun püf noktası patlıcanlı pilavın. Hemen baştan koymadık. Biraz kızartmıştık. Eziliyor yoksa çok hemen baştan koyarsak. Daha pilavımız demlenmeden patlıcanlarımızı ekledik. Evet, böyle demlenmeye bırakacağız. Pişti mi? Az kaldı zaten. Altı açık kısık gene. İçinde demleniyor derken yani iyice suyunu çekmesini bekleyeceğim altı kısıkken. Pilavımız hazır. Çok da güzel oldu. Harika olmuş. Üzerine de şöyle kendi kuruttuğumuz pul biberimizi koyalım. Acı arzuya göre. Evet arkadaşlar, yapacakları afiyet olsun.